Ümit Taşpınar kanalından hepinize selam arkadaşlar. PUBG Mobile makrosu ile alakalı bir video çekmek istedim arkadaşlar sizlere. Şimdi poligondayız. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Ekran yakalamaya geçelim. Tamam. Şöyle yapalım abi. Ekranımı da görün. Komple ekranı görün. Sensitivity bu. Şöyle fare özelliğinden de bu işareti kaldırdık. Bunu da 1 2, 3, 4'ü aldık. Normalde bu 5, 6 şuradadır. 6'dadır. Biz bunu 1, 2 geri yaptık. Uygula dedik. Yoksa öbür türlü şöyle oluyor. Mouse kendinden geçiyor. Abuk subuk hareketler yapıyor. Çok hızlı oluyor yani. Şimdi bunu biz 2 diş küçülttük. 4'ü aldık. Tamam dedik. 3000. Bunu 3200 de yapabilirsiniz. Sorun değil o. Her yaptığımızı kaydediyoruz. Yoksa yok. Makromuz bu. Size daha değişik bir şey göstereceğim. İyi dinleyin. İyi izleyin daha doğrusu. Bak sonradan yorumlarda abi bende olmadı. Bende şöyle böyle falan yok. Bak gösterdim. Dur şunu da göstereyim hemen. Ondan sonra size mevzuyu anlatacağım. Göstereceğim yani. Korkmayın ama ha, gösterirken. 3x 4x bak. 6x. Bunları ben 3'e çekmişim. Kamera hassasiyetini 3 yapmışım. Gördüğünüz gibi. Ateş etme animasyon yani ateş ettiğin zamanki çekmeyi de 4 yapmışım. Bak ne kadar güzel. O üçgen bu 4. Şimdi bakıyoruz. Tutamak. Mesela dikey tutamak. Bazı böyle çok dikey tutamak seven arkadaşlar var. Dikey tutamak abi. Ben size olayı söyleyeyim. Dikey tutamak sadece aşağıya çekiyor. Başka da bir şey yapmıyor. Özelliğini söyleyeyim. Dikey tutamak sadece aşağıya çekiyor. Bizim makromuz zaten aşağıya çekiyor. Bizim aşağı çekmekle alakalı bir şeyimiz yok. Bize lazım olan şey ne biliyor musunuz? Sağ sola. Ateş ederken sağ sol yapmasın. Bizim istediğimiz bu. Sağ sol yapmasın. Aşağıya biz zaten çekiyoruz. Bizim makromuz zaten çekiyor aşağıya. Biz onunla sorunumuz yok. Biz sağ sol yapmasını istemiyoruz arkadaşlar. Sağ sol yapınca bizim ayarımız kaçıyor işte. Ayarımız orada kaçıyor. Şimdi ince detaya geliyoruz. Bak, dikey tutamak takılı. İyi izleyin ha. Bak, sabit daha mouse'u hiç oynatmıyorum. Bak, zigzag çiziyor gördünüz mü? Sağ sola zigzaglanıyor yani. Gördüğünüz gibi dikey tutamak götü başı oynatıyor. Şimdi gelelim yarım tutamağa gelelim. Yarım tutamak. Açtık makroyu. Makroyu açtığımızı nasıl anlayacağız? Şunu şöyle yapalım. Evet, ekranda gördüğünüz şu anda bak. Makromuz açık. Tam ortaya getiriyoruz, sabitliyoruz. Bak, bu da sola doğru kaçtı. Sola doğru kaçtı. Ama her zaman olmuyor. Arada bir kaçabiliyor. Dikey tutamak ben tavsiye etmiyorum artık arkadaşlar. Şimdi esas gelelim bize lazım olacak malzemeye. Açılı tutamak. Açılı tutamağın olayı ne biliyor musunuz? Açılı el tutamağının olayı. Bu sağ solu engelliyor. Gördüğünüz gibi diğerleri gibi fazla kaçmadı. Hatta oyunda hiç kaçmıyor. Gördünüz mü? Hep vücuda. Ufak da böyle mouse'u hafif de sağ sol yaparsanız hafif tutamak da yani iş görüyor ama en can alıcı olanı bu. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Yerde bulduğunuz zaman direkt zaten bu en çok da bulunan bu açılı el tutamağı. Bunu direkt koyuyorsunuz abi. Bunları atıyorsunuz. Bunu açılı el tutamağını bulamazsan yarıma al. Yarım da iş yapıyor. Hani şu kırmızı var ya hiç kimsenin almadığı, kullanmadığı. Hani böyle yaptı. Ay bu ne amına koyayım falan. Dediği var ya. Heh. O artık iş yapıyor arkadaşlar. Artık o da iş yapıyor. Ha, gördüğünüz gibi. Ama bunu taktığım zaman nerede lan o? Abi bunu taktığım zaman kontrol çok sıkıntı oluyor. Ben bunu ambarda da denedim. TDM'de. Her yerde denedim. Yani
Mouse hakimiyeti istiyor biraz da. İsteyen gene kullanabilir. Kimseyi zorlamıyorum ama. Yani ne bileyim. Key tutamak artık benim gözümden düştü. Açılı tutamak, bulamazsam yarım tutamak abi. Kaçarın yok, kaçarın hile gibi, hile gibi. Bak, 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 bak. Adamın bütün yeleğini, kafasını her yerine sıktım yani. Kafasına. İstediğin yere oynatabiliyorsun. Sprey geçişi de yapabiliyorsun çok rahat. Al 1 vs 4. 4x'i sevmeyen tayfa da var bak. 4x, 4x sevilmez mi ya? 4x'e bak şimdi. Oğlum ben en çok 4x'te adamları yok ediyorum lan. Şeyde de iş yapıyor. Nerede o? Mini'de de iş yapıyor. Arkadaşlar bak şimdi öbür makroyu aldım. Bak şimdi. Sekmeye bak. Şimdi bir de ne vardı? 6. Ver abi 6'yı da. Şimdi bu 6. 6'dayız şu an. Çekmedik hiçbir yere. Bir tık geriye çekelim. Bir tık daha. Üç yapalım. Evet arkadaşlar, açılı tutamak. Yerden almanız gereken bu. Bak ne diyor bu? Geri tepmeyi azaltır. Tamam, geri tepmeyi azaltıyor. Tepme sonrasında düzelme kolaylaşır. Ateş ederkenki verimliliği düşermiş. Tamam mı? Bunun burada yazıyor zaten olaylar. Dikey tutamak sadece diyor ki dikey geri tepmeyi azaltır. Yani yukarıdan aşağı tepmeyi azaltıyor sadece. Yaptığı tek şey bu. Bu serbest atış açılımını azaltır diyor lazer. TDMC'ler bunu kullanıyor. Yani zırpıt dürbün açmıyorlar bazen. Şey yapıyorlar. Dürbünsüz de vuruyorlar ya. Onlar öyle kullanıyor. Açılımı daralttığı için. Aynen, menzili de yükseltiyormuş. Şuna gelelim. Baş parmaklık. Dürbünün açma süresini azaltır. Çabuk dürbün açar. Hızlı dürbün açıyor. Dikey geri tepme ve yani dikey geri tepmeyi nispeten azaltır. Verimlilik nispeten artar diyor. Bu da güzel bir şeymiş mesela ama geri tepmeyi yani makro olmayan, makro kullanmayan arkadaşlar, çıplak mouse'la oynayanlar, Bloody haricindeki mouse'la oynayanlardan bahsediyorum. Bloody harici mouse'la oynayanlar. Bunu kullanabilirsiniz mesela. Çabuk dürbün açar, geri tepmeyi nispeten azaltır. Bunu ya da bunu. Bunu alabilirsiniz. Hafif tutamak. Diyor ki koştuktan sonra nişan alma hızını ve stabilitesini arttırırmış. Oyunda sürekli koşuyorsun ya, pataküte pataküte koşuyorsun. Koştuktan sonra nişan alma hızını, yani dürbün açma hızını arttırıyor ve stabilitesini de arttırıyormuş. Evet, stabiliteyi yükseltiyor biraz. Bak, açılı el tutamayla arasında geçiş yaptırıyorum. Arasında hiçbir fark yok neredeyse. Bakın hiçbir fark yok dikey tutamakla bunun arasında. Gördünüz mü? Hiç oynamıyor bile. Şimdi açılı el tutamana geliyoruz. Yatay geri tepmeyi azaltır ve nişangaha geçme hızını arttırır. Bak, bu çok önemli. Yatay geri tepme. Sağ solu azaltıyor ve nişangah diyor. Dürbüne geçme hızını arttırıyor. Dürbünü hızlı geçiyorsun arkadaş. Sağ sol yapmıyor. Çabuk dürbün açıyor. Bu açılı el tutama. Bunu kullanacaksın. Artık bu. Adamlar özellik koymuşlar artık bunlara. Her birinin zaten bir özelliği var ama bunun özelliği bence daha iyi. Bu arada makroyu kullanan arkadaşlar, bu en son yapmış olduğum makro
Şu görmüş olduğunuz var ya 3, 4, 6 son dediğimiz bu makro buna göre yapılmıştır. Haberiniz olsun. Diğerlerini kullanacaksınız dikey tutamak falan filan. Bunun için de şu makroyu kullanabilirsiniz. Dikey tutamağı. Dikey tutamak için bunu kullanabilirsiniz. Yani şunu kullanabilirsiniz. Bunu kullanabilirsiniz yani. Ultra, New makro mesela bu. Birazcık sağ sol yapabilir bu. Bakalım ne yapıyormuş. Yani dikey tutamakta sağ sol yapıyor ya. İşte onun için. Ama ilk başlangıç sağ yapmışız. Şimdi bazen sola başlangıç oluyor, bazen sağ oluyor. Hani sağ tarafa doğru başlangıç olursa kısmetlisiniz. Eğer pardon. Spray attığın zaman ilk sola doğru başlarsa, sola doğru çekerse sağ tarafa doğru bu çektiği için şanslısınız. Eğer ki spreye başlar başlamaz böyle sağa doğru çekerse yandığınızda bayağı bir sağa çeker. Çünkü bu Warface oyunu gibi, CS gibi, Valorant gibi sabit değil bu. Bu PUBG bir kaşarlık yapmış, bir orospuluk yapmış arkadaşlar. Ayıptır söylemesi. Ayıp yani ama söylemem lazım. Bakın bu spreyler her seferinde farklı tarafa sekiyor. Her seferinde. Bir bakıyorsunuz sağa doğru başlıyor yatay. Bir bakıyorsun sola doğru yatay. Adamlar diyor ki sen diyor buna diyor otomatik makro yapıyorsun ya diyor. Ben diyor buna diyor bir katakülle çevireyim. Sen her spreyi yaptığında bir sağa çeksin, bir sola çeksin, bir sağa, bir daha sağa çeker, bir daha sola çeker. Stabil değil yani anladınız mı? Bakın şimdi göstereceğim bak. Ne demek istediğimi şimdi anlayacaksınız bak şimdi. Bakın şimdi şöyle gösteriyorum. Makro falan yok. Dikey tutamak takılı. Bak sola doğru başladı gördünüz mü spreyi? Bak sola doğru attı bak. Şimdi sağ tarafa doğru attı. Gördünüz mü? Şimdi sağ tarafa doğru. Her seferinde farklı hareketler yapıyor. Aşağıdan başlayalım. Aa, gördün mü? Soldan başladı. Şimdi sağ taraf, sol taraf. Sağ taraf. Yani stabil değil. Belli bir sekme yok. Yani sabit sekme oranı değil bunlar. Bunda bir sabit sekme yok yani. Sabit sekme dediğimiz nedir kardeşim? Ateş ettiğin zaman şöyle ateş ediyorsun ya. Ya bu tarafa doğru gider. Şöyle yapar. Şöyle düz gider. Mesela bak o Warface oyununda silahlar hepsi aynı sekiyor. Hiç farklı sekmiyor. Hep aynı seker orada mesela. Ateş ediyorsun. Şöyle gidiyor. Böyle yapar. Şöyle yapar. Şöyle gider falan filan. Ben de ona göre makromu yaparım. Ateş ettiğim zaman dümdüz gider. Ama bunda öyle bir şey değil ki. Bir ateş ediyorsun, bir şöyle yapıyor, şöyle yapıyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Bir ateş ediyorsun, böyle başlıyor, şöyle yapıyor. Bir daha başlatıyorsun, bu tarafa doğru gidiyor. Sonra böyle yapıyor, böyle yapıyor. Aga, sabit değil bu. Sürekli farklı farklı hareketler yapıyor bak. Az öncekiyle şimdi hiç aynı değil. Kafaya nişan alıyorsun. Sola doğru açıyor. Bak bir şerefsizlik yaptı. Sen dedi bir şey deniyorsun demek ki dedi. Oyunda yapay zeka var arkadaşlar. Anladın mı? Yapay zeka var. Çakallık yapıyor. O şey muhabbeti var ya. Anti hile bilmem ne olayı. O yapay zekadır. Bu arada. İlk önce düz başladı, sonradan sola kırdı direksiyonu. Gördünüz mü? Açılıyı alalım. Bakalım bu iş yapıyor mu? Arkadaşlar bir şey fark ettim. Editlerken. Bak şimdi ateş edeceğim. İyi izleyin. Bak ateş ediyorum. Bak ateş ediyorum. Ses yok bak. Görüyor musun? Ateş ediyorum ses yok. Ses oradan çıkıyor. Game Loop'taki ses gecikmesini şöyle iyi bakın. Bir de hani diyorlar ya ses gecikmesi yok diyorlar o. Direct bilmem ne sound falan filan. Yani diyor ki emülatörden oynama. İlla diyor telefondan oyna diyor. Telefonda sıfır gecikme. İlla diyor bu mobil oyun ya diyor. Emülatörden oynama. Sana diyor böyle diyor gecikmeler yaparım diyor. Belki de bu sekme olayı
sadece emülatörde bu kadar çok sekiyordur. Mobilde bu kadar sekmiyordur. Çünkü ben bakıyorum bu Orbion falan var. Adamlar abi TDM'de sprey miprey atıyorlar böyle sağ sol yatarak. Telefondan bu kadar hızlı oynuyorlar, bir de çekmiyor silahları falan, çok değişik. Yani bazen onu da izliyorum, bakıyorum yani adam bayağı oynuyor yani. Keşke biz de öyle oynayabilsek telefonda. Treni kaçırdık biz. Bizim zamanımızda olacaktı bu oyunlar, telefonda içinden geçerdik. Yaş geçti artık, refleksler yavaşladı. Bunu bazı yayıncı vatandaşların da yayında gidip yazdığım olduydu. İsim vereyim, Ersin Yekin mesela. Biri bana onun yayınında beleş abonelik hediye etti. Canlı içinde videodaki gibi değiller abi. Canlı yayında izlerseniz çok fazla öldüklerini görürsünüz. Ben de yazdım, dedim ki ya dedim Ersin dedim artık dedim demek ki yaşlanmaya başladın. Refleksler dedim senin de dedim gidiyor dedim artık yani. Yani yapacak bir şey yok diye öyle bir şey yazdık. Ya küfür yok, hakaret yok. Biz de yaşlanmışız. O benden daha genç aslında. Ben 40 yaşındayım. O daha hani 30'a merdiven dayamıştır yani. Adam dedi ki yani sen ne demek ki refleksler düşmeye başladı, yaşlılık belirtisi falan. Hop bir baktım zınk. Önce bir ban attılar. Banladılar ama bakayım beni chatten. Sonra baktım bir de benim bana hediye gelen aboneliği falan da şey yaptılar. O günden beri de ben de izlemiyorum. Niye kardeşim eleştiri kaldıramıyorsun? Bize de yapıyorlar eleştiri. Niye kaldıramıyorsun? Eleştiri de biz sana küfür etmedik, hakaret etmedik. Bak bu çoğu bu yayıncı video çekenlerin var ya, videodakiyle gerçek hayattaki olayları çok farklı arkadaşlar. Gerçek hayatta nasıllar, videoda nasıllar, çok farklılar yani. Bakıyorsun yayınlarda şeylerde çok efendi videolarda. Çok efendiler böyle. Ama gerçeğe bakıyorsun böyle hani kuyruğa kıstırdın mı içinden esas kişiliği çıkıyor. Ben mesela canlı canlı direkt gördüğüm kimler var? Hem YouTuber hem yayıncı. Mezarcı'yı gördüm. Doh'u gördüm. Barışcı'yı gördüm. Barışcan kardeşimizi gördüm. Tanıştık. Muhabbetimiz oldu. Ufak ondan sonra. Mezarcı'yla bayağı muhabbet ettik. Dünya turnu şeyinde. Rohan'ı gördüm. Bak inan ki bu gördüğüm bazı birkaç kişi bunlar şeyde nasılsa aynı şekilde öyleler yani. Fark yok yani. Ben şöyle bir uzaktan bir önce izledim sonra gittim muhabbet ettik yanına gittim fotoğraf çekildik falan. Birçoğuyla. Ama ben zannetmiyorum bu Ersin yani efendi gibi duruyorsun da ulan bedava gelen aboneliği de aldınız. Banda attınız. Ha biraz eski olay. Yeni bir şey değil ama yaklaşık böyle bir sene falan oldu aşağı yukarı. Epeydir de izlemiyorum. Yalan yok. O muhabbetten sonra ben soğudum. Bu mevzunun, bu PUBG Mobile'ın Türkiye sorumlusu Barış Can'dır kardeşim. Dedim ki o tarafa doğru yakınlaşalım. O tarafa doğru gidelim. Formalarına 7 tane forma var bende. S2C'nin. Çocuklara da aldım. Bu nedir abi? S2G tarafına kaydık arkadaşlar. O tarafa kaydık derken yani o tarafa doğru geçtik yani. Bir saf tutmamız gerekiyordu. O safı tuttuk yani. O saftayız. Baksana ya 3 tane mermi sıkıyorum, ses yok. Ses sonradan geliyor. Neyse bunu da araya sıkıştıracağım böyle izlersiniz. Evet arkadaşlar, kullandığımız makroda açılı el tutamağını kullanıyoruz. Gösterdiğim gibi ayarlar yapıyorsunuz, hassasiyet ayarını. Makro mouse'unuzda şu ayarı da yaptığınız zaman sensitivity ayarını şöyle 3000'e getirin. Bak Windows'taki mouse hassasiyetinde şöyle yaptığınız zaman aynen benimki gibi şeyiniz olacak. Eğer monitörünüz 1080p değilse ona göre kendiniz artık bir ince ayar çekeceksiniz. Ah, 3 mermiye gidiyor kask. Şimdi size bir de şöyle bir ayar da yaptım bakın. İlk 2 mermiye iyi bakın. Kenarda gösteriyor. Şuraya bakın şuraya. Gördün mü? İkisi de aynı deliğe giriyor. Normalde makroyu kapatalım. Bak şimdi nasıl olacak. Gördünüz mü bak? Biri burada, biri burada. İlk başlangıçta ani bir aşağı çekme yaptım. Makroyu hazırlarken. Bak birbirine yakın gidiyor. Kırmızı da kafaya gösterelim. Gördünüz mü? Birbirine yakın gidiyor. Ne kadar yakın olursa o kadar iyi. Normalde makrosuz. Bak kapattım makroyu. Makrosuz. Bir mermi geliyor adam kafaya. Adamı nişan aldın uzaktan. Yani nişan aldın uzaktan. Sıkacaksın. Bir tanesi gidiyor. Geri kalanı havaya gidiyor. Bak makrosuz. Makro mouse'u kullanmayan, Bloody kullanmayan arkadaşlardan bahsediyorum.
size sıkıyorlar ya, bir tane kafaya geliyor, ondan sonra yukarı havaya gidiyor. Sonra aşağı çekmek için uğraşıyorlar böyle, aşağı çekmek için. Ama şimdi bak makroyu açtım, bakın sağda gözüküyor. Bak biz ne yapıyoruz? Bak çalının arasındayız. Bak böyle. Hadi düz duralım. Gitti, geçmiş olsun. Sonra diyor ki ooo bu hile mi ne koyayım lan? Hile lan bu. Ama hile değil kardeşim. Yani mouse, sen gidip 4-5 bin liraya gidiyorsun. SteelSeries alıyorsun. Gidiyorsun Logitech alıyorsun. Razer alıyorsun. Yani Razer bende de var. Razer'da da yaptım böyle ayarlar ama Bloody gibi olmadı. Sen gidiyorsun mesela Asus'un mouse'unu alıyorsun. Gladius alıyorsun. Bilmem ne alıyorsun böyle. Oo diyorsun, benim mouse hile gibi mouse'um var diyorsun. Ama karşına bir tane Bloody geliyor. Geçmiş olsun yapıyor sana böyle. Bu arada Ruslar en çok Bloody mouse kullanıyor, haberiniz olsun. Bir de bak sürekli mouse'u bak açıp kapatabiliyorum, gördün mü? El alışkanlığı olacak birazdan. Mesela böyle sıkacaksan sonra mouse'u kapat, makroyu kapatıyorsun sonra. Yakın fight'larda hemen şeyi kapatacaksın yani, bak açıksa yakın fight'larda böyle olur. Aşağı gidersin. Yakın fight'ta aşağı gidersin. Hemen kapatacaksın yakın fight'larda. Makroyu uzak fight'larda açacaksın böyle. Adama böyle yakınlaştığın zaman bak makro kapalı, bak yine sıkıyorum ben, sıkıntı yok yani. Herz değeri yüksek ya. Şimdi bu videoya denk gelen bazı ringolar var, saksağanlar, bu videoya bazı böyle değilen saksağanlar var ya böyle, aa dedi oğlum bu makro kullanıyor oğlum, kolsuz bu, aa kolsuz. Bak şimdi makro kapalı, görüyor musun? Bak iyi izle. Bak gördün kolsuzu. Bak biz makrosuz da yaparız ama diyoruz ki madem böyle bir güzellik var, niye aşağı doğru mouse'u çekeyim, uğraşayım? Mouse kendi çeksin aşağı, ben sağ solu düzelteyim sadece. Anladın mı bak? Mouse zaten çekiyor aşağıya. Ben sadece sağ sol olayını hallediyorum. Adam sağa sola kaçarken onu hallediyorum. Mesela makro kapalı. Adam sağa sola kaçıyor. Böyle böyle onu takip edeceğim. Hem aşağı çekeceğim. Bak hem aşağı çekeceğim hem sağa sola. Hem onun ikisini bir takip edeceğim. Yaparım yapmasına da. Neye öyle uğraşmak var? İmkan var. İmkan varsa yararlanacaksın imkandan kardeşim. Bu kadar basit. Yoksa bak makrosuzda her türlü spreyimizi atarız yani. Bu da kapak olsun. Bakın. Makrosuz atış yapıyorum ya, bak makrosuz. Bak ilk 2-3 atış hep yukarıya kalkıyor. Dikkat ediyorsanız. Ne kadar pro olursan ol. Ne yaparsan yap. En kral e-sporcu ol. Şundan kaçamazsın abi. Şundan kaçamazsın. Gördün mü? Direkt aşağı doğru çekmen lazım. Onu da yani hep yapamazsın yani, bak şu şekilde. Atış tuşuna basmadan direkt aşağı çekmen gerekiyor. Bu da her zaman olmayacak bir şey yani. İlla ki yukarı aşağı sekecek. Ama Bloody kullanan arkadaşlarda böyle bir sorun yok. Direkt gördüğünüz gibi toplanma yerine, toplanma darlığı. Biraz da yeleğine sıkayım dedim. Evet arkadaşlar, videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza bir abone olup like atarsanız sevinirim. Sizi biraz daha aydınlattığım için mutluyum. Mutlusun. Mutlular. Kendinize iyi bakın. Haydi Allah'a emanet.